Ejderci öldürülünce apartmandaki herkes burayı terk etmiş. Ay Neriman Hanım burayı alana kadar da burası bomboş kalmış. Ay niye boş kalmış? En fazla bir ay dayanabiliyorlarmış. Sonra direkt koşarak kaçıyorlarmış buradan. Ay neden kaçıyorlarmış? Ay hayaletten canısı. O zavallı adamcağız hunharca öldürüldü ya. Ruhu burayı terk etmemiş. Arada sırada geceleri insanlara görünüyormuş. Ay herhalde burası onun evi ya. Defolup gidin demek istedi galiba, anlamadım. Ay gerçek mi bu? Ama hayalet diye bir şey yoktur ki. Vallahi biz de öyle düşünüyorduk Defneciğim de. Sonra hareket eden eşyaları görünce, böyle sesleri duyunca biz de inandık. Yani bu evde kesinlikle o adamın ruhu geziyor. Ben sana diyeyim. Ay böğürüyor. Çok korkunç. Ay, her gece geliyor mu böyle? Her gece değil ama sık sık geliyor. Bazen ben tuvalete gittiğimde duyuyorum sesleri de. Ay, peki ne yapar? Keser mi bu şimdi bizi? Vallahi filmlerde görüyoruz ne yaptıklarını. Bizimkine de yapmasın ki. Evet. Her şey olabilir yani. Bir de sesine bakılırsa biraz agresif bir hayalet. Ay kızlar, bence biz hemen buradan gidelim. Belli ki bizi burada istemiyor. Ay evet. Gerizekalılar, kimi saklıyorsunuz ya siz odada? Ay bir de salak gözünü büyüte büyüte anlatıyor. Ay hakikaten malsınız kızım siz. Defne, hiç korkmadın mı ya? Ha, çok korktum. Ay inanmadım. Hayalet yüzünden. Öküz gibi bördü çünkü. Kaderciğim, o nasıl bir örmek ya? Ay evet ya, asabım bozuldu. Benim de böldü ya. Hayır hayır, kuş değil. Bu cansız bir şey. Hani sen geçen gün korkuyorum demiştin. Uçak mı? Evet, bildin, uçak. Baksana, Ferit bile çözmüş vallahi Büşra'yı. Uçak korkusundan şat diye söylettiriverdi. Sen de tırıvırı. Kertenkele ne? Hayvan. Nasıl bir hayvan? Sürüngen bir hayvan. Evet. Şimdi çok büyük bir sürüngen düşün. Timsah. Evet, süper. Kertenkele yok muydu yalnız orada? Bunu da bildik, bak 3'te 3 oldu. Benim canım kardeşim, her şeyi de bilir o. Vallahi kızlar, hiç fena değilsiniz, tebrik ederim. Kim anlatıyor? Ben anlatıyorum da kime anlatıyorum? Aa, bu çok kolay. Bunu hemen bileceksin. Hep anlatırım sana çünkü. Birazcık dramatik bir şey. Gönder. Hani benim bir tane hayvanım vardı. Hep onunla birlikte takılırdım. Ne yersem ona da verirdim hatta. Kedi. Köpek. Tavşan. Ah, hayatım. Bir defasında sakız vermiştim de... benim yüzümden yanlışlıkla öyle vermişti. Su kaplumbağası. Hayatım. Dırtıl. Çok ağlamıştım. Of. Feride ya, eviniz hayvan çiftliği gibi. Ben nasıl bileceğim ki? Pas. Ya ne pası ya? Kanarya. O kadar anlatmıştım sana ağlaya zırlaya. Hiç dinlemiyor musun beni? Niye anlatıyorum o zaman sana? Yok hayatım, heyecanlandım. Ondan şey yapamadım. Heyecanlandım ya. Ben senin neyini sevmem? Tembelliği mi? Hayır. Hani böyle uzar. Okul toplantıları. Hayır hayatım, ben senin neyini hiç sevmem. Horlama mı? Hayır Toprakcığım. seni. Söyle hadi. Sakalını, sakalını, sakalını. Çok basit. En sevdiğim renk. Sarı. Kırmızı. Göztepe en büyük. Mor. Toprak gerçekten yani cinlerim tepemi çıkarttın şu anda. Ya vallahi bayıltacaksın şimdi beni burada gerçekten yani. En sevdiğim renk diyorum ya. Karının en sevdiği renk. Bordo. Mavi. Evet, süre bitti. Mavi Toprak bak mavi, mavi. En sevdiğim renk mavi. Karının en sevdiği renk mavi. Hayatım, mavi kazak aldın götürdün, siyahla değiştirdin ya. Şişman gösterdi çünkü. Nurettin bana da bunu söyledi ya. O zaman bu durumda biz kazandık. O zaman biz de ikinci mi olduk? Çabuk. Kazanmak önemli değil, eğlenmek değil mi aşkım? Çay koy Serhat. Hadi. Eğlenmek diyor ya. Kuşum Allah aşkına bir daha söyle. Villa artık bizimle. Ne olur söyle bir daha, bir daha söyle, bir daha söyle ne olursun. Zehra abla kaç kere söyleyeceğim daha. İşte tamam icra borcu ödendi, haciz kalktı. Villa bizim. Ya baksana annem mutluluktan delirdi. Aşkım tabii delireceğim, delirmeyeceğim de ne yapacağım? Bizim villa yani canısımın villası bizde kalıyor. Böyle bir şey var mı ya Allah? Keyfim, keyfim yok güzel. Vay, 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 vay. Geldi. Sen ne yaptın? Hayırdır? Sen kendine yamanacak yeni bir zengin evi mi buldun? O yüzden böyle kalçalar bir sağa bir sola. Umrumda bile değil. Anladın mı? Senin söylediğin hiçbir şey umrumda değil. Çünkü o kadar mutluyum ki benim keyfimi bozamayacaksın. Neden? Çünkü burada kalıyoruz. Villa artık bizim elimizde. Yani canımın villası artık burada kalıyoruz ya. Bizim bu villa. Ah, ben sevmiyorum ya. Hakikaten. Ya söyle bana şaka yapıyorsa yapmasın. Hiç halimde değilim çünkü yani. Şaka değil. Gerçekten bugün evin üzerindeki haciz kararını kaldırdım. Vah. Wow. O gerçekten. Bu kadar parayı nereden buldun kız? Yani Yavuz abi verdi. Yavuz. Hani bu çocukların babası. Etrafta bahçıvan gibi gezinen herif. Onun nereden o kadar parası varmış da sana vermiş? Bir şey söyleyeceğim duydun değil mi? Bayağı yetim. Onlar yetimmiş. Ya ben inanamıyorum Nazan Hanım'a. Yuh diyorum yani. Şşt. Ben her şeyi biliyorum, merak etme. Neden verdi sana o parayı güzelim? Yani ben de bilmiyorum. Niye? Galiba çok iyi bir insan olduğu için. Ben sana şöyle izah edeyim. Hiçbir devirde bir insan başka bir insana sırf iyilik olsun diye o kadar para vermez. Çıkar beklemeden. Canım o sen. Herkesi kendine benzetme de öyle bir dünya yok. Olabilir, iyi bir insan olabilir. İyi insanlar var dünyada benim gibi mesela. Ayrıca da Allah Allah. Adam çıkardı parayı verdi mi? Verdi bitti. Çıkardı verdi mi? Verdi. Üzümü niye bağını sorma. Ha şöyle bir şey var. Cingöz olduğum için benim de gözüm o adamı tutmuyor. O ayrı. Bitti mi? Yani bitti gibi. Emlakçı aramıştı birkaç gün önce. Eve alıcı çıkmış. Bari adamla konuşayım da satalım bitsin. Bitsin bu dava ya. Bu arada o adamla içli dışlı olmak, muhabbet etmek yok. Dikkatli olacaksın, tamam mı? Tamam. Ay çok sinir oluyorum ben sana. En sevdiğin şarkıcı Michael Jackson. Evet, en büyük hayranısın, biliyoruz. Feride'nin en sevdiği hayvan kedi. Allah Allah, ne oluyor ya? Feride'nin en sevdiği yazar Dostoyevski. En sevdiği renk maviye biliyoruz ya. Of Feride. Feride'nin doğduğu hastane Okmeydan Hastanesi. Feride'nin en sevdiği meyve üzüm. En sevdiği oyuncu Marlon Brando. Feride'nin en çok gitmek istediği ülke Peru. Ya ne oluyor ya Feride? Feride aşkım. Ne oldu, ne var? Aşkım onlar ne? Beni daha iyi tanıman için. Dün gece anladığımız üzere karını hala yeterince tanımıyorsun. Hayır, Ali ile Eylül 2 aydır birlikteler ve bizi çatır çatır yendiler. Neden? Neden? Çünkü birbirlerini çok iyi tanımışlar. Ben seni senden daha iyi tanıyorum Feride. Diyorsun. Evet. Ama yanılıyorsun. Dün gece bunu maalesef gördük. Maalesef. Maalesef. Feride. Fatma'dan hala haber yok. Yani o iş öyle şu anda kaldı görünüyor. Yani ne zaman harekete geçeceğiz Allah göstermesin Fatma ile ilgili. Bu yine burada uyumuş, televizyonda açık bırakmış ya. Tekrar harekete geçirecek gibi görünüyor ama sevgili Fatma'dan hala haber yok. Özellikle şu Fatma'nın yaşadığı köyde ne demişti insanlar? Buradaki bir şeyler tutuyordu, her şeyi artık yapamıyorum. Şimdi efendim Karaman okuma yazma seferberliği için yine ayağa kalktı. Karaman gerçekten eğitimde ben de varım. Yüzde konuşuyorsun. Ay ilkokulda ben gıcık olduğum bir kızın sırasının altına koymuştum. Bu çok korkmuştu. Ay tabii siz benim bundan korkacağımı düşündünüz değil mi salaklar? Defne sen hiçbir şeyden korkmaz mısın ya? Ay korkarım tabii. Parasızlıktan çok korkarım mesela. Ay düşünsenize kredi kartlarım geçersiz olsa ve mağazanın kasasında böylece kala kalsam. Ay Allah korusun düşünmesi bile çok kötü. Neyse, ben odama gidip uyuyayım biraz. Küçük küçük şakalar. Oda mı? Oda. Oda, oda. Odam dedi. Odam dedi, aynen. boya yapacak zamanı buldun Rüstem Efendi. Mahvoldum burada kokudan. Siz bana üst katı hemen boyayın dediniz ya Neriman Hanım. Tamam, iyi. Sen bunlara söyledin değil mi? Kira zamanı boya parasını da verecekler. Söyledim. Tamam, verecekler. İyi, tamam. Of, ama ben dayanamıyorum vallahi. Bir pencere aç. Of, yok açma. Açma. Şimdi ceryan yapar, ben hasta olurum. Oy. Ay, dayanamayacağım ama. Aç hadi, aç. Aç da böyle aralık olsun. Çok açma. Aralık yap. Ay. Of. Ne biçim iş yapıyorsun Rüstem Efendi? Yalap şap böyle hep boyayı dışarılara taşırmışsın. Neresi olmamış Neriman Hanım? İnce fırçayla yaptım ben bunları. Ay, neresi olmamış diyorsun bir de Rüstem Efendi? Bak, hep boyayı dışarılara taşırmışsın. Burayı da tek kat boyadın, gördüm ben. Bende kartal gözü var. Seninki gibi kör göz değilim. Düzgün boya. Neriman Hanım, siz az önce bayağı yürüdünüz. Ayağınız iyileşti o zaman sizin, siz iyileştiniz. Ay, yok iyileşmedi. Neresi boyanmamış deyince böyle birdenbire fırladım ben. Ondan öyle oldum. Ay, çok ağrıdı. Bak, basamıyorum üzerine. Gel. Tut beni. Ay. Tamam. Ay, tut beni, tut. Tamam, o zaman. Oh, birden fırladım da ondan. Yavaş, dikkat. Aman. Oh, ha, bak. Oh. İyileşmedi daha. Birden fırlayınca ağrıdı. Hani çok duyulan ve bilinen... Ya kuru tost mu yiyeceğiz? Bir meyve suyu falan yok mu? Hatta ben sana getireceğim şimdi meyve suyunu. Şşt! İsmi de söyleyeyim. Damla Kayalık diye bir isim verdiler. Damla bir isim... Defne'yi düşünmüyorsan kendi gençliğini düşün. Ne yapıyorsun? Bırak onu. Doğru söylüyorsun ya. Şu salak yüzünden hapishanelerde çürüyemem. Herhalde. Ama kızlar benim bir gün bile dayanmak için kalmadı. Şu kıza baştan söyleyeyim. Bir de bu çatlak hiçbir şeyden korkmuyor ki. Yani ne hayalet planımız işe yaradı ne de böcekler. Bir şeyden korktuğunu söylemişti. Ne demişti? Ne dedi? Para. Şey demişti, kredi kartımın iptal olması en büyük kabusum olur demişti. Demek ki ne yapacağımızı biliyormuşuz. Nazan Hanım'ı arayacağız. Kredi kartlarını hemen iptal edecek. Böyle tıpış tıpış yürüyecek, gidecek evine. Biz de burada huzurlu yaşamımıza devam edeceğiz. Ay cidden ya. Ay neden daha önce aklımıza gelmedi bizim? Ay bence bu sefer kesin gidecek. Ay aklına bir yaşa Eylül ya. Ben Nazan teyzeyi arayayım hemen. Kader. Günaydın. Günaydın Yavuz abi. Nereye, okula mı? Evet. Ben de taksi bekliyordum. Ben de o tarafa gideceğim. İstersen gel taksiyle bırakayım ben seni. Yok, ben dolmuşla giderim. Dolmuşla mı? Ya sabahın bu saatinde dolmuş tıklımdır şimdi. Niye çile çekiyorsun? Gel ben seni taksiyle bırakayım. Yavuz abi, yürümek istiyorum ben biraz. İzin verirsen. 1529 lira. Buyurun. Kredi kartınız iptal edilmiş Defne Hanım. Nasıl ya? Olamaz öyle şey. Şunu bir deneyin. Maalesef bu da geçersiz. İşlem yapamıyorum. Nasıl ya? Nasıl olur böyle bir şey? Efendim anneciğim? Alo anne. Ya kredi kartlarım geçersiz diyor. Banka iptal etmiş herhalde. Arasana şu salakları, açtırsınlar hemen. Ya hay Allah. Kredi kartların iptal olmuş demek ki. Ay bak çok üzüldüm. Ne yapacağız şimdi? Ya anne sen benimle dalga mı geçiyorsun? Kartlarım çalışmıyor diyorum. Ya bak şu an nefes alamıyorum. O dereceyim yani. Saçmalama Defne. Kredi kartlarını kapattırdım diye ölecek değilsin herhalde. Kapattırdın mı? Hı. Anne kredi kartlarımı sen mi kapadın ya? Niye yapıyorsun bunu? Bak şu an utançtan ölebilirim. Tamam. Açtırırım ama bir şartla. Ya ne istersen yaparım. Ne olur açtır. Eve döneceksin. Asla. O konuda kararım net. O Yavuz denen adam evden gidene kadar dönmeyeceğim. Tamam, ben de o zaman açtırmıyorum kartlarını. Hadi güle güle. Dur anne, kapama. Tamam. Yani asla dememeliydi. Değil mi insan anneciğim? Tamam, ben eve dönüyorum. Yeter ki sen kartlarımı açtır. Tamam, açtıracağım. İşte bu kadar. Selam millet. Aşkım bu senin için. Ay inanamıyorum bana mı? Ay sen bana hediye mi aldın ya? Gerçekten sürpriz oldu. Ay Meral ne sürprizi? Sen demedin mi çocuğa elim boş gelme diye? Ben mi dedim? Yo hiç hatırlamıyorum. Aa. Bakayım ne aldım. Aa geçen bir panço beğenmiştim. Yoksa onu mu aldın? Ya sürpriz işte. Söyletmesene aç bakalım beğenecek misin hadi. Ay sen alırsın da beğenmez miyim? Seninki de romantik şey. Ay ne güzel de paket yaptırmış aşkım. Hemen bakıyorum. Bu ne? Canısı şaşırt beni demiştin. Şaşırdın mı? Dalga mı geçiyorsun şu an? Evet. Mert ne yapacağım bunu? Nasıl? Ne demek ne yapacağım? Giyeceksin sevgili ne yapacaksın? Ya, beğenmedin mi? Ya bir dakika. Ya sen hani ben sana ne alırsam alayım beğenirdin? Orası öyle de. Yani bu biraz alakasız değil mi? Hayır yani ne yapacağım? Maça mı çıkıyorum ben? Meral'cığım birazcık ayıp olmuyor mu? Çocuk düşünmüş de almış sonuçta. Keşke düşünmeseymiş. Bir dakika ya. Burada bir zarf var. Ay kesin mağazadan hediye çeki aldı. Yani bu zarf olsa olur. Tamam ya sıkıntı yok. Kendim gider spor ayakkabı alırım. Çok iyi oldu. Hediye çeki değil ama neyse. Mi? Sevgilinle kombine bilet mi aldın? Daha kız formanın şokunu atlatmadı be. ya abi ne var bunda ya Allah aşkına? Ya televizyonda izliyorum millet sevgilisiyle gidiyor baş başa maçı izliyor destekliyor orada. Ben de imrendim ne var yani ben sevgilimle bir Beşiktaş maçı izleyemeyecek miyim? Tamam olur da şimdi söz konusu Meral'se olmaz. Ya kız futbolu hiç sevmiyor ya. Ya değil mi ya? Harbiden sen futboldan hoşlanmıyorsun. Ya beğenmedin mi gerçekten? Doğru söyle ya. Beğendim. Çok beğendim. Çok teşekkür ederim. Gerçekten beni çok şaşırttın. Çok sağ ol Mert. Çok mutlu oldum. Ya gülmeyin siz de ya vallahi. Ya gülmeyin abi, ne gülüyorsunuz ya? Ben yokken doğru düzgün besleniyorsun değil mi? Evet evet, merak etme Güney. Bak aklım sende kalıyor ha. Yok ya, besleniyorum. İyi. Bu akşam bir şey yapmak ister misin? Bilmem. Fark etmez benim için. Yani istersen akşam yemeğini dışarıda yiyebiliriz. Neden? Özel bir şey mi var? Yo. Öylesine demiştim, boş ver. Çocuklar, boya bitti. Mis gibi oldu vallahi. Sağ ol Rüstem amca. Sana kahve yapsaydım. Sağ ol kızım. Sabahleyin içtim. Yalnız size bir şey söyleyeceğim ama aramızda kalsın. Tamam mı? Tamam. Neriman Hanım'ın ayağı iyileşmiş. Yerinden kalktı. Bir güzel rahat rahat yürüdü. Hadi ya. Görüyor musun? Demek bizi kandırıyormuş oğlum. Sen dur. Ben şimdi onu evine göndereceğim. Sağ ol Rüstem amca. Benden duymadınız, tamam mı? Hah, geldiniz mi? Beni burada yapayalnız bıraktınız. Hadi bana bir bardak çay getir sırık oğlan. Çay hemen doldurayım ama ondan önce bir şey söylemem lazım size Neriman Hanım. Ama lütfen sakin olun, panik yapmayın olur mu? Az önce kapının önünde bir kalabalık gördüm. Sanırım belediyeden gelmişler. Sizin bu çatı katı sonradan mı yapılmış? Kaydı mı yokmuş ne? Yıkım kararı falan çıkmış galiba, öyle bir şeyler konuşuyorlardı. Ne? Nasıl yani ya? Evimi mi yıkacaklar? Kimse görünmüyor. Dur bir de şuradan bakayım. Hani buradan da görünmüyor. Dur bir daha bakayım şuradan. Yok, yok. Hani kimse yok. Allah Allah, demin oradalardı. Da neyse, sanırım sizin ayağınız iyileşti. Baya baya koşturuyorsunuz siz. Yok. Ben can havliyle fırlayınca ondan öyle oldu. Ay ağrıyor. Pek can havli gibi değildi. Bayağı o pencereden o pencereye ceylan gibi sekiyordunuz. Sanırım iyileştiniz siz. Herhalde artık kendi evinize gidebilirsiniz. Ha. Gideyim artık değil mi? İyileşmiş olabilir. Geçmiş olsun artık. Songül, aşkım Neriman Hanım gidiyor. Gel istersen. Yolcu edelim. Beğendin mi? Hı. Çok güzelmiş. Zaten ben tatlıya bayılırım. Ya bir de ben böyle strese girince çok yiyorum biliyor musun? Mesela şu an bunun üstüne bir sürü şey daha yiyebilirim. Nasıl yani? Seni strese mi sokuyorum? Ha, yok öyle değil. Ya biz şimdi birbirimizi tanımaya çalışıyoruz ya. Acaba diyorum şu süreci biraz hızlandırsak mı? Nasıl yani? Şöyle. Şimdi bak, ben kendimle alakalı her şeyi buraya yazdım. Ben bunu sana vereyim, oku, işimiz kolaylaşsın. Ha, ya da ben okuyayım sana, çünkü benim el yazım biraz kötü. Şimdi başlıyorum. En basit şeylerden başlıyorum. En sevdiğimle kırmızı. Aralık ayında doğmuşum. Yani daha doğrusu Neriman Hanım öyle söyledi. Yani kar yağıyormuş doğduğumda. Biliyorsunuz zaten annem babam yok. En büyük hayalim hukuk okumaktı. Başardım. Biraz korkamdır ama sevdiklerim için canımı bile veririm. Etli yaprak sarması en çok sevdiğim yemek. Bence dur Kaderciğim, çünkü bu şekilde olmaz. Neden? Sen ilk defa mı bir de çıkıyorsun? Yo, Cenk diye bir çocukla çıktım da terk etti o da beni. Ben hatta bunu yazayım ya, ben bunu unutmuşum. Biz bu listeyi bir kenara bırakalım. Normal sohbetimize devam edelim. Hem zaten zamanla tanırız birbirimizi. Ben merak ettiklerimi sorarım sana, olur mu? Öyle mi diyorsun? Evet. Hadi ye tatlım. Ya sevgilinin yanında böyle şeyler de yememek gerekiyormuş biliyor musun? Meral öyle söyledi. Allah Allah, neden? Ya bu böyle biraz akışkan bir şey ya, sonra dudaklara falan bulaşıyor, bütün karizma gidiyor. Mesela makarnada böyle falan yapıyorsun ya, itici itici, öyle dedi. Ya sen her halinde çok tatlı olursun bence. Gerçekten mi? Evet, hadi ye. Tatlı mıyım ben? Evet. Tatlıyım değil mi? Evet. İyiyim o zaman. Ne kadar güzel yapmışlar. Ay tatlı mıyım ben? Ay kurtulduk kızlar ya. Neyse ki. Mis gibi kahve yaptım. Vallahi bana iş yapmıyor diyenler utansın. Hemen kendi kahvemi de alayım. Heh. Ay hiç utanmayacağım vallahi. Hatta şu anda kahvemi keyifle içeceğim. Şöyle, pardon Songül'cüğüm. Afiyet olsun canısı. Ay şurada Defne'den kurtuluşumuzu kutluyoruz. Ay evet. Sen ne yaptın peki? Neriman Hanım gitti mi? Cık, evet ya. Kızım kadın bildiğin numara yapıyormuş. Belli değil miydi zaten? Peki bu akşam ne yapacaksınız? Var mı bir program? Neden sordun? Songül sen gerçekten hatırlamıyor musun? Ya bugün senin Güney'le evlilik yıl dönümün. Yani çocuk günlerdir hatırlaman için böyle kıvranıyor. Kızım tabii ki hatırlıyorum ya. Böyle bir şey unutur muyum ben? Ay iyi bari. Neden eziyet ediyorsun çocuğa o zaman? Ya Allah Allah. Bir planım vardı herhalde. Mahsustan öyle yaptım. Sürprizim var kızım. Ay sürpriz partimi yapacaksın yoksa? Evet kızım Kader'in evinde. Ama bak gerçekten çok önemli bir sürpriz. Lütfen çaktırmayın ya. Benim için çok önemli. Tamam, merak etme. Bak şimdi, biz önden gideceğiz, evi süsleyeceğiz, tamam mı? Meral, sen de Mert'i ayarla, Güney'i sinemaya götürsün. İşte sinema çıkışta gelsinler. Ay şu an çok mutlu oldum. Vallahi parti krizini tutmuştu, çok iyi oldu. Ay. Parti krizine Meral ya. Çok iyi. Aşkım hoş geldin. Büşra'nın canı pizza çekmiş, pizza söylüyorum. Sen neli istersin? Neli sevdiğimi bilmiyorsun tabii. Biliyorum. Mantarlı sevmezsin mesela. Şaşırdım. Dikkat etmişsin, hayret. Aşkım niye dikkat etmeyeyim? Dikkat ediyorum tabii. Ben senin her şeyine dikkat ediyorum. Niye öyle diyorsun? O zaman niye dün hiçbir şey bilemedin? Bilemedim bebeğim çünkü çok hırs yapıyorsun. Ben kafam karışıyor o zaman. Hı. Ben hırs yaptığım için değil mi? Sonuncu olduk. Üçüncü olduk. Bebeğim ben senin her şeyine dikkat ediyorum. Bak mesela pırasa sevmezsin, barbunyayı, naneli seversin. Ben burçlardan falan anlamam. Ama 22 Temmuz'da doğdun. Doğduğun gün çarşambaydı. Çarşamba olduğunu nereden biliyorsun? Bakmıştım aşkım internetten. Gerçekten mi? Evet. Sevgilim hangi gün doğmuş acaba diye merak ettim. Sanmıyorum. Ay. Ben senin her gün yeni bir özelliğini keşfedip sana tekrardan aşık oldum. Özür dilerim. Ben de biraz abarttım galiba. Biraz öyle oldu. Ama olsun. Ben seni böyle seviyorum. Toprak, canım. Çok tatlısın. Söylüyorum o zaman bizi. Tamam. Aşırı derecede mutlu oldum şu anda. Ejder amca. Ha canım. Ya ben senden bir şey isteyeceğim. Bir dakika ama. Hah. Dinliyorum. Şimdi ya Songül'le Güney'in evlilik yıl dönümü de biz de bir parti verelim diyoruz burada. Burada derken burada evde. Hı, burada. Yalnız evlilik yıl dönümü ve arkadaşlarla parti iki zıt fikir. Niye bunları birleştiriyoruz bu evde? Yok zaten yani biz onları bir araya getirip sonra gideceğiz. Yani öyle sürpriz. Ha. Olur. Yani sizin bileceğiniz. Bakın siz keyfinize. Ben odamda olurum. Hiç rahatsız olmam, merak etme. Yok öyle değil ya. Şöyle yapalım diyoruz. Hı. Şimdi Sedef sinemaya gidiyor. Sen de diyorum hani Zehra ablayı alsan. Böyle bir yemeğe götürsen. Sen şaka yapmıyorsun, ciddisin yani. Ciddiyim. Wow. Bana git uçaktan paraşütsüz atla de daha kolay. Lütfen. Ejder amca lütfen. Ya 1-2 saat yalvarırım lütfen. Hadi sana kıyamadım, kabul ettim diyelim. Bu Zehra'nın ağzına böyle bant yapıştırabiliyor muyum? İstediğini yapabilirsin. Ya hatta manlı boş versen bir dana direkt hiç konuşamazsın. İyi. Sırf senin için ha. Gerçekten mi? Ay süpersin. Rica ederim. Çok teşekkür ederim. Tamam hadi tamam. Allah. Wow. Gerçekten yani kafam çok karışık. Zehra sen niye geldiğimizden beri böyle öfleyip püflüyorsun? Bir sorun mu var? Bir sorun var. Menü biraz karışık. Bir, ikincisi ben niye buraya getirildim ya? Gerçekten biraz şüpheleniyorum. Niye buraya getirildim ben? Ben arlı ve namuslu bir kadının, bunu sakın unutma. Duydun mu? Eğer kafandan herhangi bir art niyet geçiyorsa yemin ediyorum durdur onları. Zehra, benim sana karşı nasıl bir art niyetim olabilir? Lütfen ya, saçmalama. Neden? Ne ayıp bir şey, Allah Allah. Sonuçta fit, güzel ve fevkalade cazibeli bir... Niye gülüyorsun? Çok ayıp bir şey biliyor musun yaptığın şu an? Değil miyim yani? Öylesin, öylesin. Öylesin, hakikaten öylesin. Fitsin, güzelsin ama... Benim tipim değilsin maalesef. Gerçekten mi? Hı. Evde böyle bir parti olayı var ya, seni oyalamak da bana düştü. Odur yani, fazla heyecan yapma. Heyecan yapmıyorum zaten, yalnızca içim rahatladı şu an. Rahat rahat yemek seçebilirim. İyi, güzel. Yalnız fazla pahalı bir şey seçme. Bak, spagetti falan var, biliyorsundur onu. Niye spagetti yiyeceğim ben anlamadım ya. Evde haşlayıp yapacağım bir yemeği. Niye restoranda ben böyle bir şey yiyeyim? Şartöbriyan yiyeceğim ben. Şartöbriyan. Niye gülüyorsun? Senin diline eşek arısı soksun değil mi? Ne yiyeceksin? Söylesene bir daha, ne yiyeceksin? Şartöbriyan. Briyant mı? Ne gülüyorsun be? Doğru diyorsun, doğru söylüyorsun. Ha. Hiç alay edecek bir kadın değilim ya. Tatlı bir yemek yiyeceğiz ya. Tamam, tatlı yiyeceğiz, tamam. Ejder. Merhaba. Aa, Selin, nasılsın? Teşekkür ederim. Siz nereden tanışıyorsunuz ya anlamadım. Bu kim biliyor musun? Bizim Songül'ün kaynanası. Hı. Pardon hanım. Alo. Pardon ben de buradayım yani. Bir merhaba der misin? Merhaba Zehra. Merhaba. Diyeceksin tabii. Gelip lüks lokanta yemeği biliyorsun ama insan merhaba der. Ay Ejder iyi ki sana rastladım. Yoksa tek başıma oturup yemek yiyecektim. Buna hayatta müsaade etmem. Senin kadar güzel bir kadının burada oturup tek başına yemek yemesine hayatta müsaade etmem. Lütfen bize katıl. Teşekkür ederim. anlamadım yani. Biraz evvel spagetti ye diyordun, paramız yok diyordun. Ne oldu? 2 kişiydik 3'e çıktık. Nasıl sırtlanacaksın ki böyle bir durumu? Şaka yapıyor ya. Şaka değil, paramız yok öyle dedin. Zehra. Sen ne yiyeceğini seçtin değil mi? Ben de menüyü Selin Hanım'a vereyim. Teşekkür ederim. O da seçsin. Canım ne yiyeceksin sen? Bakıyorum Zehra. Yavuz abi. Ne kadar güzel olmuşsun sen ya. Bir yere mi gidiyorsun? Ya yok, arkadaşlarım gelecek de parti gibi bir şey vereceğiz. Bir şey mi vardı? Ya evet, aslında vardı. Bir 5 dakika konuşabilir miyiz? Yavuz abi diyorum yani, çok işim var. Gerçekten içeride çok acil yani. Ben gideyim hazırlık yapayım. Yani... Yavuz abinin ayıracak bir 5 dakika yok. Çok önemli bir meseleydi de. Gerçi bu abi lafı da biraz sinir bozucu ama. Neyse, bir 5 dakika içeri... Yavuz abi sonra konuşalım diyorum. Ya sen de amma nazlandın ha. Ne yapıyorsun ya? Bu yaptığın hiç hoş değil. Lütfen gider misin Yavuz abi? Ya bak hala abi diyor ya. Hala abi. Ağzın alışmış senin tabii. Tabii senin ağzın alışmış, ondan düzelteceğiz. Yapacak bir şey yok. Şimdi Kader ne diyorum biliyor musun? Sen yalnız bir kızsın ya, hani kimin kimsen yok. Sevenin de yok. Doğru muyum? Yanlışsın. Benim kardeşlerim var. Ya geç onları be. Ya geç onları. Ben seni gerçekten canı gönülden sevecek birisinden bahsediyorum. Ya o kadar da belli etmeye çalıştım ama sen anlamadın demek ki. Ben sen ne diyorsun gerçekten anlamıyorum. Lütfen defolup gider misin? Rahatsız olmaya başladım. Gitmem. Kim sayıyor lan bu devirde birisinin eline 500.000 lira trink diye parayı? Kim? Ha? Hep sana olan şeyimden biri mi? Neyimden? Şeyimden işte. Konuşturma beni şimdi, ben biraz mahcup bir adamımdır aynı zamanda. Kader, ne diyorum ben biliyor musun? Gel biz gidelim buradan. Söz veriyorum sana, ben nikah takıyorum. Sen ne diyorsun be? Sen bana nasıl o gözle bakarsın? Ben sana abi dedim. İyi de parayı almayı hemen bildin. Hiç de sormadın niye diye. Allah kahretsin, iyilik yaptın sandım. Ödeyeceğim paranı, hemen ödeyeceğim. Defol git şu evden. Bak Kader, vallahi billahi bak ben kötü bir adam değilim. Gerçekten hem bak evleniriz nikah... Yapma! Bak bir derdimi anlatayım ben sana. Gerçekten. Ya bak, ya, konuşursak bir ya, defol! Kader! Kader bak sen beni yanlış anladın. Kader bak bir dur, bak bir şey anlatacağım. Kader dur. Ya, dur yahu dur, bir şey anlatıyorum sana. Hayır. Kader. Kader, bir dinle ya. Sen ne inatçı çıktın öyle? Ha? Ne inatçı çıktın öyle? Bak benim niyetim gayet ciddi. Duyuyorsun beni. Ben evlenmek istiyorum seninle. Aslında senin de gönlün var. Biliyorsun değil mi? Senin de gönlün var bana ama sen bunun farkında değilsin. Kader. Hayır. İmdat! Çıkma dışarıya. Var mı öyle? İmdat! Yardım edin! Şişt, dur bağırma! Ya, dur. Sessiz ol. Sus, konuşma tamam. Sus, duyacaklar şimdi. Sus, tamam. Kader! Kader! Ne oluyor ya? Yavuz mu? Yavuz mu? Ambulans çağır hemen, ambulans arayın. Bir şey yapın hadi kızlar. Tamam ben arıyorum, dur. Ya ölmüş mü, yaşıyor mu? Ne oluyor? Kader! Ya bilmiyorum, kıpırdamıyor. Kader! 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 Ya, Kader! Kader! Kader ne oldu? Kader! Kader buraya gel, Kader ne oldu? Kader ne oldu? Ben ettim. Ben çok korkmuştum. Ya tamam sakin ol, bak yanındayız, anlat ne oldu, tek tek anlat. Babam bana beni... Songül beni öpmeye çalıştı. Ben... Ben ettim onu. Dengesini kaybetti, düştü. Ölmüş mü? Kızlar ölmüş mü? Bakın ne olur, ölmüş mü? Bakın ne olur. Meral baksana. Ya ben dokunamam ki. Ya biriniz baksanıza. Ya sen baksana işte. Ölmüş. Kahretsin. Ölmüş. Kızlar! Tamam sakin ol Kader. Ne oldu? Tamam sakin ol. Nazan teyze. Nazan teyze. Ne yaptınız siz? Cır cır konuştuk. Ben gerçekten çok sıkıldım. Şarkı bir yanımızda yedik. Derhal kalkalım. Sıkıldım. Biraz daha oturalım. Öyle hemen kalkmayalım değil mi? Tatlı yer misin Zehra? Sen mi ısmarlayacaksın bebişim? Çok şakacısın. Şaka yapmıyorum. Paramız yok ya. Zehra. Problem değil. Ben alıştım, sen de alış bence. Ismarlarım tabii. Krem brûlée yer misin? O ne yavrum? Fransız tatlısı canım. Böyle üzerinde karamelize şeker var. Fransa'da bulundun mu Ejder? Ben böyle bir 2-3 ay kaldım Paris'te. Çok keyifliydi. Bayılırım Paris'e. Ben Amerika'da yaşadığını duymuştum. 2 yıl da orada yaşadım, doğrudur. Çok güzel. Bütün şehirleri gezdik. Artık yavaş yavaş kalkalım bence. Otur biraz daha. Ne diyorduk? Amerika'dan bahsediyordun. Ne iş yaptın Amerika'da? Bir iş mi iş yapmadı, baba parası yedi. Baba parası yedi ve sonra geldi bizi yedi. Ah Zehra, ah. gitmemiz lazım. Sedef gelecek eve, hadi canım. Bari hesabı ödeyelim de öyle kalkalım. Problem değil, ben hallederim. Aa. Bravo, şahane bir kadın. Kendim öderim dedi. Zaten ödesin ya. Olmaz öyle ama. Çok güzel olur, harika olur. Hadi canım, hadi, hadi. Olmaz ama, öyle olmaz ki. Hadi canım, hadi, hadi. Çekiştirmesene. Telefon bekliyorum senden, görüşürüz. Mutlaka. Canım geri döneceğiz sana biz. Çocuk çekiştirmesene beni Zehra. Ben gerçekten böyle olsun istemedim. Ben öldürmek istemedim. Öldürmek istemedim. Ben beni öpmeye çalıştı. Ben sonra balkona kaçtım yardım istemek için. Ben üstüme geldim. Ben ittim onu balkona. İttim onu. Dengesini kaybetti, düştü. Ben gerçekten öldürmek istemedim. Bana inanıyorsunuz değil mi? İnanıyorsunuz değil mi? Kader saçmalama, inanıyoruz tabii ki sana. Sakin ol lütfen. Kendine gel Kader. Boşuna kendini suçlama Kader. Beter olsun. Ben bu adamın zaten böyle bir pislik yapacağını biliyordum. Nasıl biliyordun Nazan teyze? Ya bir tane genç kızı taciz etmiş, bu yüzden hapis yatmış. Bana bunu nasıl söylemezsin ya? Beni nasıl uyarmazsın? Ne bileyim. Ya çocukların böyle bir babaları olduğunu bilsin istemedim. Bana söyleseydin ben bu adamın bana yaklaşmasına izin verir miydim? Ya uzak dururdum, öldürmezdim adamı öldürdüm ben. Ben adamı öldürdüm. Hayır sen öldürmedin. Sen bak bir tane, bak canım, sen onu öldürmedin, tamam mı? O yukarıdan kendiliğinden düştü. Sen mi ittin onu? Hayır. Evet Kader. Kendini korumak için yaptın bunu, yani nefsi müdafaa. Of. Of, hapse girmeyeceğim mi yani? Hapse girmeyeceğim değil mi? Yok, girersin. Çünkü ölmüş adam. Ya ne kadar rahat konuşuyorsun. Ben ne yapacağım? Ben hapse girmek istemiyorum. Ben hapse girmek istemiyorum. Lütfen bana yardım edin. Lütfen. Tamam ağlama kızım. Tamam, hapse girmeyeceksin sen hapse girmeyeceksin. Ya bu pislik için değmez ki. Evet değmez. Az kalsın tecavüz edecekmiş, değmez. Ya Eylül ne diyorsun sen? Ne? Olacak olan buydu, bu kız kendini savunmasaydı olacak olan buydu. Ya delirdiniz mi? Bir kendinize gelin. Ortada ceset var arkadaşlar. Ne yapacağız, atacak mıyız, ne yapacağız? Hadi bir şeyler yapın. Evet atacağız. Aynen öyle yapacağız. Atacağız biz cesedi. Ya biraz daha oyalanırsak yakalanacağız. Bana bakın. Siz kardeşinizi koruyacak mısınız? Yoksa korkup kaçacak mısınız? Onu söyleyin bakayım bana. Tabii ki. Ben de tabii ki. Cemre? Tamam ben de varım, tamam. Tamam çok güzel. Şimdi bana böyle battaniye, ne bileyim halı, böyle bir şeyler bulup getirin. Buraları da temizleyelim. Hadi çabuk. Hadi çabuk. Hay Allah'ım yarabbim. Evet beyler, filmimizi izledik. Bendeniz artık kaçar. Hadi görüşürüz. Yemek mi yesek ya? Vallahi benim karnım çok acıktı. Ha, yiyelim. Ne yemeği oğlum? Yemek falan yemeyiz. Oğlum evlilik yıl dönümümüz bugün. Yani tamam karım unutmuş olabilir ama benim eve gitmem lazım. Hadi görüşürüz. Abi dur. Dur abi gidemezsin. Ya gidemezsin derken dolmuşla falan uğraşmayın. Bende araba var, ben bırakayım. Aa, araba daha hızlı olur, mantıklı. Hadi o zaman. Ama önce ben bir lavaboya gideyim, sıkıştım. Ben de geleyim seninle, Gel. Tamam, çabuk. Ayaküstü 40 tane yalan söyledik adama. Ama iyi idare ettim, vallahi helal olsun. Ara kızlar hadi. Yapıyoruz. Eğer yakalanırsak hep beraber benim yüzümden hapse girersiniz. Biz hapse gireceğiz. Yok, yanlış yapıyoruz. Ben yakalanırsam hep beraber hapse gireceğiz. Ben sizi yakacağım. Hep beraber hapse gireceğiz. Yok, yakalanma falan yok Kader. Kimse hapse girmeyecek. Bana bakın, bu pisliği gömdükten sonra bu gece burada olanları hepimiz unutacağız. Tamam mı? Geliyor. Geliyorlar. Siz onları buraya mı çağırdınız? Evet. Bugün bizim evlilik yıl dönümümüz. Burada parti yapacaktık. Ya şu an geliyorlarsa, ya yoldalarsa? Ya ne yapacağım? Açma sakın aç. Hayır, aç. Oyalansınlar, gelmesinler. Aç. Tamam, bir dakika, tamam. Efendim Mert? Alo, aşkım biz çıktık sinemadan. Hazırsınız değil mi? Bak, geliyoruz. Yok, değiliz. Hazır değiliz. Yani daha hazır değiliz biz. Nasıl hazır değilsiniz ya? Çocuk karımı göreceğim diye tutturdu burada. Vallahi zor zapt ediyoruz Meral. Ya oyala işte. Hazır değiliz ya. Lütfen oyala, bir şey yap işte. Ne diyorlar? Oyalayın Güney diyor. Abi kaç saat oldu? Ne yapıyor bunlar ya? Biz de sevgimizi özledik. Versene şu telefonu. Dur Ali istiyor. Alo. Meral, Eylül verir misin telefona? Eylül... O yanımda değil. Mutfakta şu an. Tamam, hazır olunca arayacağım ben sizi, tamam mı? Sen Güney'i oyalı, hadi bay bay. Kapat. Oyalayın diyor. Hadi yürü, tuvalete girelim. Ya kızım, Güney'i oyalayamazlar. O şimdi gidelim diye tutturmuştur. Ya kızlar, acele etmemiz lazım, hadi. Tamam, ben hemen araba alıp geliyorum, tamam mı? Hemen geliyorum, hadi. Toparlayın siz de. Serkan, bunların geleceği yok abi. Ben kaçıyorum, hadi görüşürüz. Güney, oğlum olur mu lan? Ayıp. Bekleyeceğiz dedik. Gelecekler şimdi işte. Ya ne ayıp oğlum ya? Tuvalete diye gittiler. Yarım saat oldu. Onları mı bekleyeceğim ben? Songül uyur diyorum. Ben gideceğim. Hadi. Ya oğlum gelirler. İşte geldi. Neredesiniz oğlum? Neredeyiz? Sıra vardı, sıra bekledik ya. Ha, sıra varmış. İyi, hadi. Abi ben kahve ısmarlayayım mı size? Kahve ısmarlayayım lan size. Nasıl fikir? Müthiş fikir. Olur. Oğlum, dalga mı geçiyorsunuz ya? Ne kahvesi? Evlilik yıl dönümümüz diyorum ya. Eve gitmem lazım benim. Songül uyumadan yetişmem lazım. Allah Allah. Siz için kahvenizi mi içiyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Hadi görüşürüz. Güney. Ya ne yapıyorsun Mert? Abi ben dayanamıyorum. Söyleyeceğim ya. Kimmiş? Söyle. Zaten adam tutamıyor. Yapıştır. Ne çeviriyorsunuz abi siz? Bir dökülün artık, ne oluyor? Abi Songül sizin evlilik yıl dönümünüzü unutmamış. Kızlarla beraber şu anda sana bir sürpriz parti hazırlıyorlar. Oh be! Abi o arada da seni oyalamamızı istediler ama işte anca bu kadar becerebildik. Nasıl yani? Songül evlilik yıl dönümümüzü unutmamış mı? Ulan tahmin etmem gerekiyordu aslında. Aşkım ya. Ama çok iyi oynadı ha. Hiç renk vermedi. Acayip iyi salağa yattı. Oğlum ben çok mutlu oldum şu an be. Üf, iyi hadi o zaman çabuk. Ya oğlum 2 dakika sabretsene. Bir evi hazırlasınlar, gideceğiz. Hangi evde oğlum? Kader'in evindeler. E tamam. Biz de yardım ederiz işte. Daha çabuk biter. Hadi hadi. Hadi çabuk. Yani söyledik artık, ne yapalım? Oğlum sürpriz ne yaptık? Korunaklı bahçeye gömeriz. Tamam, çok iyi. Kızım saçmalama ya. Rüstem abi var. 7/24 nöbet tutuyor adam. Ya bugün izinli. Süper. Şahane. Tamam, hadi binin arabaya. Hadi hadi çabuk 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 çabuk. Ne yapıyoruz biz ya? Biz ne yapıyoruz? Çevirme var. Ne yapacağız şimdi? Ne yapacağız? Tamam, sakin olun. Sakin olun. Durmayalım. Durmayalım. Ya bagajda ceset var, durmayalım. Sakin ol, sakin ol. Belli etme bir şeyi. Anam, anam girmek istemiyorum. Kızlar ne yapacağız? Kader bir sus ya. Kader sus, tamam. Dur bir hadi bakalım. Durma Nazan teyze. Durma kızım. Bu kızda ceset var, durma. Sakin, sus sakin. Kader ya. Sakin olun, halledeceğim. Tamam, sakin olun. Belli etmeyin, çaktırmayın. Bittik. Bittik ya. Ah, bizi de arayacaklar. Baksana bagajlara bakıyorlar. Bizim bagaja da bakacaklar. Allah'ım yardım et. Kader bir sakin olur musun? Ya hiçbir şey belli etmememiz lazım. Belki bizim aracı aramazlar. Aa, belki. Ya Nazan teyze baksana. Bagajlara bakıyorlar. Hapse gireceğiz ya. Hepimiz hapse gireceğiz. Lan birini susturun şu Kader'i. Kader lütfen ya. Böyle yapma Kader. Belli edeceksin. Çaktırma. Ya tamam. Şş, tamam. Sakin. Sakin ol. Allah'ım ne olur lütfen. Geç hadi geç. Ejder'cim bak Allah aşkına evlen şu kadınla, çok parası var diyorum. Dua edeceksin bana. Ya bana evlen falan deme ya. Allah'ını seversen Zehra, benim fobim var, böyle içim sıkışıyor, yapma. Ya para olunca fobi mobi kalmaz. Dur. Kapı niye açık? Aa, gerçekten neden açık? Tövbe. Ne oluyor burada ya? Kader! Kader! Kız git yukarı bak çocuğa. Hadi. Nerede bunlar? Nereye gitmiş olabilirler? Burada kesin bir şey olmuş. Hissediyorum. Yukarıya da baktım, yoklar. Hayda. Songül aşkım biz geldik. Geldiler. Kızlar nerede? Kızlar nerede? Polis bize soru geliyor Nazan teyze. Tamam siz sakin olun. Ben halledeceğim, tamam halledeceğim ben. Tamam. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Bir sorun mu vardı? Hızlı mı gidiyorduk? Yok, rutin kontrol. Ehliyet ve ruhsat görebilir miyim? Tabii. Buyurun. Zehra abla, bak Songül'e bir şey olduysa ve bana söylemiyorsan yemin ediyorum çok kötü bozuşuruz. Ne çemkiliyorsun bana ya? Allah Allah. Sen ne biliyorsan ben de onu biliyorum. Kapı açıktı, sizin gibi biz de öyle girdik. Peki eşyalara baktınız mı? Eksik bir şey var mı? Hırsız girdi diyorsun yani. Yani olabilir. Kapı da açıktı. Onu sonra araştırırız tabii de önce kızları bulmamız gerekiyor. Kafayı yiyeceğim ya, açmıyorlar abi. Niye açmıyorlar bunlar? Hanımefendinin nesi var? Hasta. Ya böbreklerinden taş düşürüyor da o yüzden ağlıyor. Geçmiş olsun. Sağ olun. Bir sorun yoksa biz gidelim. Ben onu hastaneye yetiştirmeye çalışıyorum da. Bagajı açar mısınız? Vicdansız, şimdi bittik. Ne yapacağız? Ya of! Güney de tam arayacak zamanı buldu. Hayır ya. Hayır, bana bize gitmek istemiyorum. emniyetine. Şüpheli şahıs bulundu. Salih, tamamdır. Şüpheli bulunmuş. Dönüyoruz merkeze. Tamam, geliyorum. Uğur, efendim amirim. Hemen efendim. Hanımefendi, gidebilirsiniz. İyi akşamlar. Sağ olun. Kurtulduk değil mi? Hadi gidelim. Bas gaza Nazan teyze, bas. Tamam tamam, sakin. Sakin, gidiyoruz. Gidiyoruz. Açmıyorlar. Nerede abi bu kızlar? Niye açmıyorlar? Kafayı yiyeceğim ya. Ya oğlum bir sakin olsanıza ya. Bir sakin olun. Allah korusun kötü bir haber gelse zaten hemen duyarız. Ya bir şey diyeceğim. Hani kızlar bu evlilik yıldönümü için sürpriz hazırlayacaklar ya. Acaba ondan öncesi için böyle şaka falan mı yapmak istediler? Ya saçmalama abi ya. Böyle şaka mı olur? Bu bildiğin eşek şakası. Ne bileyim abi. Ya ben bir annemi arayayım. Belki onun haberi vardır. İyi fikir. Ara anneni. Komşumuz sonuçta. Stresten erken doğum yapacağım ya. Nereye gömeceğiz? Bir bakın bakayım etrafınıza. Kimse var mı? Serkan arıyor. Biz unuttuk onları. Songül'e ulaşamayınca merak etmişlerdir. Tamam tamam tamam. Ben halledeceğim ama siz sessiz olun. Tamam. Efendim oğlum? Ha anne, biz Kaderlere geldik de kızlar evde yok. Senin bir bilgin var mı? Evet oğlum, Kader benim yanımda, kızlar da. Ya Kader odasında masanın yerini değiştireyim derken yanlışlıkla parmağını kesmiş. İşte ben de ne olur ne olmaz diye hastaneye getirdim. Hadi ya, önemli bir şey var mı peki? Yok yok, önemli değil. Böyle bir küçük sıyrık sadece. İşte bir pansuman yaptırıp geleceğiz. Tamam, tamam hadi söyleyin neredesiniz, biz de gelelim. Yok yok, sizin gelmenize gerek yok. Biz zaten hemen geliriz oğlum yani, basit bir şey. Hadi anneciğim hadi, hadi oyalama bizi. Hadi bay bay. Kader parmağını kesmiş, hastaneye gitmişler hep beraber. Ama önemli bir şey yok. Geçmiş olsun. Ne kadar rahat yalan söyledin ya. Bir an ben de inanıyordum vallahi. Bir ara hepimiz buna güleriz, olur mu canım? Ya Allah'ım ya Rabbim. Ben sizin için uğraşıyorum. Senin şu söylediğine bak. Hadi hadi. Bir önce şu işi halledelim. Bir bakın bakayım etrafa. Kimse var mı? Eylül sen biliyorsun. Şeyi getirsene. Kazma kürek bulup getirsene. Nereden bulacağım ben? Kızım, Rüstem buranın bahçıvanı değil mi? Onun odasında vardır bir şeyler. Hadi, hadi, hadi. Cemre hadi gel. Tamam. Kazma, kürek ne varsa getirin. Hadi, hadi çabuk. Bakalım, bakalım. Gelin. Etrafınıza bakın bakalım. İyi mi orası? Defne. Defne. Ay, ay ödümü kopartın. Niye sessizce geliyorsun? Sessizce mi? Defne kaç kez kapıyı çaldım. Telefonunu arıyorum. Bakmıyorsun ki. Ay müzik dinliyordum, duymamışım. Hadi git başımdan. Defne babamı gördün mü? Baba mı? Ay bakıyorum da ne çabuk benimsedin. Hayır canım, babanı görmedim. Zaten o adamın yüzünü görmemek için odada tıkalı kaldım. Evde yok mu? Yok. Aman iyi. İnşallah bir daha hiç gelmez. Gelmeyecektin. İşte böyle bulursun belanı. Nazan teyze böyle şeyler söyleme. Hadi bitirelim şu işi, hadi. Cemre, yoruldun sen, ver. Tamam. Ya kızlar, telefonu kapatsanıza ya. Çalıp duruyor, susturun şunu. Benim değil. Çukurdan geliyor galiba. Bakmadınız mı adamın üstüne? Ya aklımıza gelmedi ki. Hadi bir inip alsın biri. Evet alın ya. Ne yapacağız? Bırakacak mıyız öyle? Tamam. Ben alacağım, tamam. Tamam hadi kızım hadi. Ver ışık tutayım ben sana. Babasını öldürdü. Of be baba, neredesin? Telefonu ortadan kaldırmamız lazım. Tamam. Koyalım oraya. Birlikte gömeriz, olur mu? Yok, bence gidip kendimizi ihbar edelim. Daha iyi. Kızım delirdin mi sen? Telefonun sinyalinden elleriyle koymuş gibi bulurlar cesedi. Ya bakın kızlar. Biz bunu yapmak mecburiyetindeydik. Tamam mı? Ve bu işte hep beraberiz. Yani biriniz çözülürseniz hepimiz mahvoluruz. Anlaşıldı mı? Hadi, hadi bitirelim şu işi. Hadi, 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 hadi. Ne oluyor? Ne biçim parti bu? Anlamadım ya. Hayır, yani niye geldik partiye? Hayır, ben bu adamı boşu boşuna mı çektim? Onu anlamaya çalışıyorum. Ya Zehra abla, Kader hastaneye götürünce fırsatımız olmadı. Kaderciğim, iyi misin? Nasıl? Parmağı nasıl? Parmağı? Hayır, derin mi kessin? Nasıl? Acıyor mu? Baksanıza, parmağını kesildiğini unutmuş. Demek ki acısı geçti. İyi, o zaman biz de kalkalım da gençler böyle kendi aralarında bir parti yapsınlar. Nazan teyze gitme. Evet, gitmeyin ya. Ne güzel, bu mutlu günü beraber paylaşalım. Beraber partileyelim işte. Annenle araları iyi galiba kızların. O değil ama ben de anlamadım. Ha, madem ısrar ediyorsunuz biz de kalalım. Ne var, büyükler kalalım işte. Kız, yok mu bir ikram, bir şey? Kuruduk burada açlıktan, susuzluktan. Yok mu bir şey? Yok Zehra, Nazan haklı. Gidelim, bizim ne işimiz var gençlerin arasında? Hadi. Genç mi? Neresi genç bunların be? Hepsi böyle içi kurumuş, biz daha genciz. Vallahi yemin ediyorum cenaze evi gibi böyle herkes bir sessiz suskun. Ne oluyoruz? Ya tamam, saçmalama. Hadi gidelim biz. Hadi, 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 hadi. Hadi, hadi yürü. Bu arada Songül, Güney, size mutluluklar diliyorum. Gerçi evli bir çift olarak ne kadar mutlu olabilecekseniz o kadar. Sevgili bak, ben bu şekilde planlamamıştım. Yani sana sürpriz parti yapmak istedim ama hesapta olmayan şeyler ortaya çıkınca... Ya saçmalama kızım ya. Kaderin ciddi bir şey yok ki, önemli olan o. Ayrıca sen de evlilik yıl dönümümüzü unutmamışsın, daha ne olsun. Ya unutmadım tabii ki oğlum. Seni kızdırmak için öyle numara yaptım işte. Hiç öyle cool takıldığına bakma. Unuttun diye delirdi. Bu da sana hediye. Haydi bakalım. Songül, bu çok güzel bir şey. Nasıl millet? Aşkım, teşekkür ederim. Biz iyi ki evlenmişiz. İyi ki sen benim biricik, güzel, iyi kalpli, melek, masum karım olmuşsun. Teşekkür ederim her şey için. Galiba sırada benim hediyem var, değil mi? Güzelmiş sevgili, teşekkür ederim. Songül. Aşkım, ağlıyor musun sen? Ne oldu, niye ağlıyorsun? Kızlar da ağlıyor. Hadi Songül hormonlarından dolayı ağlıyor da size ne oluyor ya? Duygulandık ya, şey öyle hediye falan almış ya, minik kalp ya, ondan. Kader, bu bir şey değil. Bittim yani. Baksana Güney. Bu romantik hediye olayını bir level yukarı taşıdı herif yani. Şimdi işin yoksa gel de bul. Ağlatacak bir hediye Meral Hanım'a. Cemre? Siz durun, biz bakarız. Ne oldu şimdi? Allah kahretsin. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Çık ya, çık ne olur. Çık ya, çık. Çık hadi. Cemre. Çık. Açık. Cemre Allah aşkına sus bak. Herkesi başımıza toplayacaksın. Çık. Açık. Cemre. Ne yaptık biz? Cemre. Ya ne yaptık biz? Cemre. Cemre. Cemre tamam. Ter. Tamam kendine gel bak. Bak çıkmış. Bak. Hadi tamam yeter. Eylül ya ben çok kötüyüm. Ya böyle hiçbir şey olmamış gibi davranamam ben. Ya polise anlatmalıydık, söylemeliydik her şeyi. Hah, ilk firemizi verdik öyle mi? Korkuyorsan unut kızım. Eğer yakalanırsak Cemre yanımızda değildi deriz. Ya Meral saçmalama, ben onu mu demek istedim? Ama sırrı saklamayı da pek gönüllü olduğunu söylenemez canısı. Ya hayır Meral, ya ben ne olursa olsun sizinle birlikteyim, tamam mı? Kızlar tamam, bir susun, bir sakin olun ya. Herkes bana baksın. Bakın, bu sır bizimle beraber mezara kadar gidecek, tamam mı? Çünkü kardeşlik bunu gerektiriyor. Ya söz mü? Söz, söz tamam. Söz. 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 Tamam hadi sarılalım. Boça getirdim. Cemre, bak Songül poğaça getirmiş. Hadi gel sen de bizimle kahvaltı et. Şu lakiyi çıkarayım, geleceğim ben. Siz başlayın. Ya kızım iki lokmaya sonra çıkarırsın, lakiye kaçmıyor ya, gelsene. Bak ya dinlemiyor ki. Tamam gitme üzerine. Bu şekilde tepki veriyor. Ya bak 3 gündür durmadan temizlik yapıyor. Ya bence artık takıntı haline geldi. Ben size söyleyeyim, siz bunu bir psikoloğa falan götürün. Bu perdeden iyice tozlanmış. Ben bunları bekleyeyim. 3. yıkayışı olacak. Annem arıyor, ben bir içeride konuşayım. Pişt! Cemre. Cemre sen ne yapıyorsun? Ya çok tuhaf davranıyorsun. Bunu Mert bile fark etmiş. Ya Meral temizlik yapınca kafam dağılıyor ya. Rahat bırak beni. Günaydın kızlar. Günaydın. Simit aldım. Bostancı simit mi? Eli Bostancı'da ne işin vardı? İşte yürüdüm öyle. Yürümek iyi geliyor. Ya bunu da eve sokamıyoruz. Ben bunu koyayım. Meral, asıl Kader'le ilgilenmemiz gerekiyor. Ya aradım gene uyuyormuş kızım. Hadi ya. Tamam sen merak etme. Ben gidip onu yatağından çıkarırım canım. Nasıl olacak böyle ya? Hepimiz kafayı yemek üzereyiz. Baksana şunlara. Ya tutalım bir nakliyeci, Çorum'umuza kadar kutulasın. Nakliyeci mi tutacağım? Hangi parayla tutacağım acaba? Allah Allah. Şu mahallede şey vardı, Sacit. Sağ olsun rica ettim de gelecek. Ya ben gerçekten anlamıyorum ya. Bu ev satılacak. Onun yerine 2 ev alabileceğimiz paramız olacak dedin. Nerede o para ya? Hani paramız? Öncelikle şöyle bir düzeltme yapmak istiyorum. O benim parammış gibi de konuşuyorsun ya. Değil, öyle bir şey yok. O para sadece ben ve Kader'in. Bu bir. İkincisi, evin satışından kazanılan paraya da el konuldu. Ne yapacağız peki? Kahroluyorum üzüntüden. Üstelik evimizin direğisin sen. Gerçekten ne yapacağız? Vallahi şu anda evin direği olmaya hiç hazır değilim ama yapacağız bir şeyler, bulacağız bir şey. Değil mi? Kiralık eve çıkacağız, ne yapacağız? Çok üzülüyorum. Ayrıca bunları niye biz sarıyoruz ya? Şu çıkayım yukarı, çağırayım şu Kader'i. Meral de onu oyalıyordur, işimiz gücümüz var ya. Kader. Kader hadi kalk. Hala yatıyorsun ya. Kaç gündür okula da gitmiyorsun. Hadi kalk da geç kalma okula hadi. Ya Meral git ne olur git ya. Kalkmak istemiyorum, gelmek istemiyorum. Kız ne oluyor sana ya? Niye bu perdeler kapalı gündüz gündüz? Niye camış gibi uyuyorsun kız? Bir şeyin mi var? Ne oluyor? Hasta mı bu? Neyi var? Yok, yorgundur. Sınavları var ya, o yüzden. Ama bir garip değil mi yani? Kendi odasında da uyumuyor, burada uyuyor falan. Ne oluyorsun? Söyle bakayım. Zehra abla, istediğim yerde uyurum. Ev benim değil mi? Hadi ne olur, hadi. Hadi gidin, ne olur gidin. Değil. Ev mev yok. Gitti, bitti artık. Hay ben anlıyorum aşkım seni. Depresyondasın ve yatmak istiyorsun. Ev elinden gitti, üzülüyorsun. Yani tövbe ya Rabbim, sende de öyle bir kader var ki sefalet. Sefalet yazılmış artık, bitti. Çekeceksin. Oha. Birazcık moral verseydin. Ben seninle konuşmuyorum, sus sen. Aşkım hadi gözünü seveyim ne olursun ya. Bak eşyaları toplayacağız. Ev arayacağız, daha çok işimiz var. Hadi bebeğim yani. Eşyaları toplamaya gerek yok. Avukatla konuştum az önce. Eşyaları da haciz geldiğinden pek bir şey götüremeyeceğiz. Ufak tefekler sadece. Ey felaketler! Ey kara talih! Teker teker gel ya! Allah'ım bittik ya, bittik. Yemin ediyorum yoruldum, bitti artık. Bünye düştü. Bünye düştü bende. Üç gün oldu. Hala bir haber yok. Ya aklıma kötü kötü şeyler geliyor. Kaza mı yaptı? Biri bir şey mi yaptı? Başına bir şey mi geldi? Ne oldu? Kötü düşünme kanka. Belki bir arkadaşına gitmiştir. Olamaz mı? Kardeşim arkadaşına gitse ne bileyim haber verirdi. Kaç kez aradım. Telefonları da kapalı. Belki gitmiştir. Hani bir daha hiç dönmeyecektir. Olamaz mı? Ya olabilir ama öyle bile olsa ne bileyim bir insan evi terk ederken eşyaların yanına almaz mı? Öyle değil mi Cemre? Öyle tabii. Yani alır. Yavuz abi almamış mı? Bavulu, eşyaları, her şey dolabın içerisinde. Hiçbir şey almamış. Allah'ım kafayı yiyeceğim. Gerçekten sanki böyle yer yarıldı, içine girdi ya. Yok bu böyle olmayacak. Ben karakola gidiyorum. Aa, gitme. Yani Bilmez ki karakollar. Ne alaka? Kayıp başvurusunda bulunacak çocuk. Belki bir yardımı da... Ali'ye soralım. Ali bize yardımcı olur. Ali olmaz. Yani Ali olmaz derken... Ali çocuk şubede ya. Kayıp vakalarına başka bir şube bakıyormuş. Olsun, ne fark edecek ki? Polis sonuçta bir yardımı dokunur, bir fikir verir, bir şey yapar. Biz gidelim, Ali ile konuşalım. Evet, doğru söylüyorsun. Sen de gider misin benimle? Serkan, ben gelmek isterim ama derse girmem lazım. Yoksa devamsızlıktan kalacağım. İyi, tamam. Sonra konuşuruz. Hadi. Biz bittik. Bittik biz. Ne yapacağız? Ya tamam, bir panik yapmayın. Yani sonuçta Ali'den yardım isteyelim dediler. Yavuz'u siz öldürdünüz demediler ya. Bir sakin olun. Baksanıza çocuk ne kadar kötü durumda. Çok üzgün ya. Ne yaptık biz kızlar? Onu bulabileceğini sanıyor. Hiç dönmeyeceğini bir bilse. Ne yapıyorsun aşkım? Ya fotoğraflarımı düzenliyorum sevgili. Ver bakayım. Oy, minik Songül'e bak. Çok tatlısın kızım ya. Kaç yaşındasın burada? Ya ne yapıyorsun sevgili ya? O kadar düzenledim. Ver şunları ya. Uf, ver Güney. O kadar sıraya koydum şurada. Tamam Songül, bir şey yapmadım. 2-3 tane düştü alt üstü. Ah, verdim. İyi misin sen? Canın mı sıkkın senin? Biraz. Ne oldu, neyin var? Yok bir şey Güney ya. Biraz sinirlerim bozuk. Tamam işte aşkım, ben de onu soruyorum. Niye sinirlerim bozuk? Söyle, belki hallederim. Ya, halledemezsin Güney ya. Boş ver, sorma, tamam mı? İyiyim ben, kendime geleceğim. Zehra abla. Evet, ne haber? İyi. Tam şu an ihtiyacım olan şeydi. Canım. Ne yapıyorsun kız? Biz iyiyiz de sen ne yapıyorsun? Hayırdır, hangi rüzgar attı seni? Lodo sattı. Ay ya. Ay çok özlemişim ya. Bir geleyim göreyim dedim. Ne var yani? Çok korkunç şeyler geldi başımıza, biliyor musunuz? Kader'in villası var ya, gitti bitti. Uçtu gitti. Yok. Yemin ediyorum yani, hadi Kader arkadaşlarının yanında kendine bir yer bulur da biz ne yapacağız? Melek, ben, Sedef ne yapacağız yani? Çok korkunç. Ne yapacaksınız Zehra abla? Bulacaksınız bir ev, taşınacaksınız. Ne yapacaksınız başka? Nereye taşınacağım? Hangi paraya taşınacağım ya? Kader'in yanına gidiyorum diye bütün eşyaları sattım. Hepsi. Sıfır. Hiçbir şeyim de yok. Para yok, pul yok. Yani ne bileyim, hani Songül'üm üvey anneciğini, kardeşinin sokakta bırakmaz diye düşünüyorum yani tamamen. Ha, burada kalmayı düşünüyorsun yani Zehra abla. Nerede düşüneceğim ki başka? Kusura bakma da hayatta olmaz. Sebep? Bak benim bebeğim doğacak, tamam mı? Kendimize zor bakıyoruz. Bir de size bakamayız yani. Ne yapacağız? Sokakta mı kalacağız kızım biz? Ne yapacağız Allah aşkına? Ay Zehra abla rica edeceğim, duygu sömürüsü yapma ya. Sen güçlü bir kadınsın. Hem kıyamet kopsa kendine kalacak yer bulursun. Ben inanıyorum. Yazıklar olsun. Tabii ki burada kalacağım. Nerede kalacağım başka? Sanki nereye gideceğim ben ya? Bak benim asaplarımı bozma. Hamilesin, üstüne gelmek istemiyorum. Ama hiçbir yere de gitmem. Yemin ediyorum kapının önüne laylondan ev yaparım. O paparazileri de çağırın buraya derim ki o kara vicdan derim. O kara vicdan üvey kız bizi eve almıyor derim. Sen bayağı duygu sömürüsünü bırakıp şantaja başladın yani. Başlarım. Minicik bebişimle nerede kalacağız be? Bak biz daha önce beraber yaşam hatasını yaptık Zehra abla. Olmuyor, anladın mı? Hem benim bebeğim de olacak ya, kendimize zor bakıyoruz. Kusura bakma, size bakamayız. Bak gel Zehra abla gel. Bak sen çok akıllı bir kadınsın. Kalk ya gel. Sen bir şekilde yolunu bulursun. Sen bizde kalamazsın. Hadi. Yazıklar olsun. Buna hamilelik hiç yumuşatmamış. Yuh. Hadi Zehra ablacığım, güle güle. Hadi Zehra ablacığım, hadi. Songül, sen az önce senden yardım isteyen Zehra ablayı geri mi çevirdin? Helal olsun sana be. Kızım bu hamilelik sana yaradı ha. Vallahi helal olsun, gel. Yok ya, olacak iş mi? İnsafsız, vicdansız bunlar ya. İki çocukla nasıl kaldım sokakta? Pes vallahi Zehra Hanım, pes. Kimseyi bulamayınca kendi kendine kavga ediyorsun. Allah aşkına bulaşma bana. Yemin ediyorum asaplarım çok bozuk. Çekil önümden ne olursun. Allah Allah. Ne oldu, neyin var? Gitti. Gitti kaderin billası, elimizden uçtu gitti. Homsuz kaldık, bayağı homsuz bildiğin dönem. Yani nasıl yani? Gitti de evi gitti derken? Ya sen de cin gibi kadınsın ya, derken bu işte. Koskoca villa borçluymuş, onu sattık, borçlara para verdik. Bir kuruş paramız yok cebimizde. Ay bak benim bunlardan hiç haberim yoktu vallahi. Hay Allah. Şimdi sizin eve mi ihtiyacınız var? Bittik. Ay canım ya, beni oyalama hadi ya. Serkan. Ne oluyor oğlum? Babamı bulmak için Ali'den yardım istedim anne. Merhabalar Nazan Hanım. Arkadaşımız kayıp şubeden. Eğer müsaade ederseniz Yavuz Bey'in odasına bakmak istiyoruz. Tabii. Buyurun. Son ne zaman gördünüz? 3 gün oldu. Peki giderken size gideceği yeri falan söyledi mi? Hiçbir şey söylemedi. Amirim. Efendim? Eşyaları, bavulu falan her şey burada. Serkan baban her nereye gittiyse geri dönmek üzere gitmiş kardeşim. Değil mi? Yani ben de aynı şeyi düşünüyorum. Eğer evi terk edecek olsaydı niye eşyalarını babulun burada bıraksın ki? Yani. Ya oğlum, adam sorumsuzun teki. Demek ki hiç eşyayı falan önemsememiş. Basmış gitmiş işte. Hani sen niye hep aynı şeyi söyleyip duruyorsun? Belki başına bir şey geldi. Bu ihtimal yok mu hiç? Evinizde güvenlik kamerası varmış. Kayıtlarına bakabilir miyiz? Bizim kamera sistemimiz bozuk. Hani yaptıracaktın anne? Fırsatım olmadı oğlum. Ya babamla ilgili bir tane ipucu yakalayabilirdik. Ne bileyim oğlum başımıza böyle bir şey geleceğini. Tamam, sıkmayın canınızı. Kader'in evindeki güvenlik kamerasının kayıtlarına bakarız. Kader'in evinde kamera mı var? Evet. Yani ben öyle biliyorum. Neyse o zaman biz oraya geçelim. Çok teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Biz çıkıyoruz, tamam mı? Ulan ne yapacağız şimdi? İkinci çekmecede tişörtlerim de var, onları da alır mısın? Tamam. Sağ ol. Kader, bu kremleri istiyor musun? Boş ver, bitti onlar zaten. Ya Kader'cığım, sen de şuraya gelip bize yardım etseydin olmaz mıydı yani? Ya Meral, burada durmak bile zorluyor zaten beni. Ya gözüm de canlanıyor, ne yapabilirim ki? Nazan teyze arıyor. Efendim? Kader. Kader, beni dinle. Şu anda Serkan, Ali'lerle beraber oraya geliyor. Güvenlik kamerası kayıtlarını izleyecekler. Kızım, onu izlerlerse hepimiz mahvoluruz. Ne diyorsun ya? Bittik biz. Sil. Hemen onları sil. Hemen sil. Tamam, tamam. Kader, ne oldu? Ya Serkan'la Ali geliyormuş, kamera kaydı varmış, onları izleyeceklermiş. Bu evde kamera mı varmış Kader? Ya bu şimdi mi söylenir? Kızım, bilmiyordum ki gerçekten. Hadi ya, tutmayın beni, benim silmem lazım. Geldiler. Nerede bu kayıtlar? Ya bilmiyorum, aşağıda herhalde. Hadi, hadi. Of ya! Zehra abla, Zehra abla, Zehra abla aç. Ne oluyor ya? Merhaba. 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 Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Biz de sizi bekliyorduk. Bizi mi bekliyordunuz? Geleceğimizi nereden biliyordunuz ki? Ay, kaderin içine doğru dermişim. Yok canım, pencereden gördük biz. Ya kızlar, Ali babam bulmak için yardım edecek de sizin kamera kayıtlarına bakalım dedik. Bakalım tabii. Ben bilmiyorum ama nerede olduğunu. Ben biliyorum valla. Evi temizlediğim için şimdi buradan düz aşağı ilk sağdaki oda. Tamam. Oyalasanıza. Ya ne acelemiz var? Kahve içelim, buyurun. Önce şu kayıtlara bakalım, sonra içeriz. Ya ben daha yeni kaynattım zaten. Kızlarla beraber edecektik, size de yapayım. Şöyle salona geçin, sıcak sıcak bakarız kayıtlara. İyi, tamam. Hayırlısı. Geçelim o zaman. Kızlar, siz iyi misiniz? Böyle betiniz, benziniz atmış. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Biz yukarıda Kader'in eşyalarını topluyorduk da sağ olsun hanımefendi bizi çalıştırıyor. Yorulduk ondan. Tamam. Geçiyorum ben o zaman. Ben eşyalarımı siz oyalayın, tamam mı? Git, git. Hadi. Hadi. Ne işin var senin burada? Ben... lavaboya girecektim de. Ne lavabosu? Tuvalet demek ayıp bir şey değil. Ya, sağ tarafta. Sen buraları ne çabuk unutmuşsun. Ya, değil mi? Oradaydı. Unutmuşum. İyi, ben gideyim o zaman. Gelin memur bey, gelin. Hah. İşte ne var ne yok. Şu odada kayıt mı moyut mu istiyorsun, görüntü mü istiyorsun orada. Zehra ne oluyor ya? Üf, sorma ya, Serkan'ın babası kaybolmuş. Görüntülere bakacaklarmış falan filan işte. Kayıp. Ben yardımcı olayım size memur bey. Takip edin beni lütfen. Mahvolduk. O gece ne olduysa şimdi anlarız. Hadi hadi, bir an önce, o kadar merak ediyorum ki. Ne oldu acaba? Buraya kadarmış. Serkan bir daha yüzüme bakmayacak. Ya bize gireceğiz, bunu mu düşünüyorsun şimdi? İşte babam orada. Kader sizin eve doğru geliyor. Bir saniye, bir saniye. Ya bu görüntüler eski, baksana tarihe. Geçen haftanın tarihi var üstünde. Sarsa ileri sar. İleri sarılacak bir şey yok. Görüntü bu kadar. O gecenin kaydı yok muymuş? Maalesef yok. Nasıl olmaz ya? Hayır, bakımlarını da yaptırdık bu kameraların biz. Belki cihazın pili bitmiştir. Ben bir Deniz'le bakıp geleyim. Olur, tamam, bakın. Şişman çıkmışım ha. Doğruymuş demek televizyonun 5 kilo fazla gösterdiği ya. Bu ne ya, güdük gibi, patates gibi, tövbe. Uf, Zehra abla sırası mı şimdi ya? Çok çirkin çıkmışım. Geç şunları, geç, geç. Asabım bozuldu. Evet, düşündüğümüz gibi cihazın pili bitmiş. Alışık iş mi şimdi bu? Gerçekten bütün ümidim bu kayıtlarda. Tamam kardeşim. Sana söz veriyorum, babanı bulacağım. Bu işin peşini bırakmayacağım. Tamam? Güven bana. Toprak'cığım, ne yapıyorsun? Çocuğun yemeğini yedirecektin. Hayatım, şuna bak. Tamam aşkım, yedireceğim. Şu bitsin, hemen yedireceğim. E buz gibi oldu artık çorba. Yedirme daha iyi yani. Ne kadar zamandır bakıyorsun sen ona Allah aşkına? Aşkım, daha yeni koyduk masaya tabağı ya. Tam bitmek üzere bak. Bitti. Hemen bitince yedireceğim. Toprak, sen bu internete fena sardın. Farkında mısın? Ya şu telefon senin de elin ayağın uzvun gibi oldu yani. Sana diyorum, kafanı kaldırıp bana bakar mısın? Ya Ferit, ne yapıyorsun? Aşkım, abartıyorsun ya. Abartıyorsun yani. Altı üstü komik bir video izliyordum yani. Tamam, yedireceğim. Ver tamam, yediriyorum. Al. Metinciğim, aslanım. Oğlum, aç bakayım ağzını. Gel aç ağzını. Gel Metin. Hayır. Aç oğlum ağzını. Hayır benim. Hadi bak, mama geldi. Yiyeceğim. Buz gibi olmuş yemek. İçmek istemez tabii o çorbayı. Bu evde niye doğru düzgün eşya yok? Ben birkaç parça bir şey göndereyim. Ya şimdi konumuza dönelim Nazan teyze. Boş verin eşyayı. Yani diyorum ki iyi ki güvenlik kamerasının pili zamanında bitmiş. Yoksa şu an hepimiz hapishanede olabilirdik. Yok, ben bu gerilime gerçekten dayanamayacağım. Ya ben gideyim karakola, her şeyi itiraf edeyim. Bak, her gün ölmektense bir kere ölmek daha iyidir gerçekten. Kader, saçmalama. Bu işe hep beraber girdik, farkında mısın? Ya sadece kendini değil, hepimizi ateşe atarsın. Nazan teyze, biz Serkan'ın babasını gömdük. Serkan'ın babası. Ya siz nasıl bu kadar rahat davranabiliyorsunuz? Çocuk günlerdir babasını arıyor. Bizim bunu ona anlatmamız gerek, söylememiz lazım. Cemre, sen Serkan'ın bunu duyunca rahatlayacağını mı zannediyorsun? Serkan susar mı kızım? Böylece hepimiz hapse gireriz. Belki siz yırtarsınız. Yani sonuçta annesine bunu yapmaz. Ama benimle konuşmaz. Yüzüme bile bakmaz. Bu hapse girmekten daha beter. Ben hapiste şişlendim. Ölümlerden döndüm. Bir daha asla oraya dönmek istemiyorum. Yok kızım. Gitmeyeceksin hapse. Hepimiz çenemizi kapalı tuttuğumuz müddetçe kimse hapse girmeyecek. Tamam mı? Eylül. Sen de şu Ali'ye biraz dikkat et istersen. Ay, bu kadar yakınında bir polis olması hiç hoş değil ki. Ne yapayım ki? Dikkat edeceksin canısı. Ağzından bir şey kaçırmayacaksın. Artık aramızdaki dargınlığı kaldırsak Kaderciğim. Ne de olsa ben senin büyük teyzenim. madem evsiz kaldın, benim sana yardım etmem gerekir. Ne büyük yürekli, ne koca yürekli bir insanmışsın. İnanamıyorum. Duyuyor musun Kadercim ya? Resmen büyük teyzen seni yanına almak istiyor. Pes, şaşırdım. Yanıma değil Zehra Hanım yani. Yanıma değil de benim apartmanım var ya, orada bir sürü boş daire var. İşte onlardan birine gelip hep beraber oturursunuz. Bu daha da iyi. Ay gözümün önünde büyüdükçe büyüyorsun. Vallahi inanamıyorum gerçekten. Kader duyuyor musun ya? Hayır sizin için ayıptır söylemesi hep pinti diyorlar. İşte böyle çok sizle ilgili böyle çok cimri diyorlar. Bravo ya. Kim kime bugün acaba böyle bedavadan ev verecek? Bravo. Ne bedavası? Ne bedavası Zehra Hanım? Ben Kızılay mıyım? Yani benim tek gelirim oradan aldığım kira. Anladık Neriman Hanım, kira istiyorsunuz. Yani ama size akraba indirimi yaparım. Güzel. Çok güzel. Özellikle böyle bir durumda akraba indirimi çok işimize yarar. Ne kadar bir indirimden bahsediyoruz acaba? Kızlar 1000 liraya oturuyorlar. Size de 900 yaparım. Siz 900'e oturursunuz. Gerçekten yuh. Ya inanamıyorum. Biraz evvel söylediğim her şeyi tamamen geri alıyorum. Ne oluyor ya? Hani büyük teyzelik, hani büyük gönüllülük. Tamamen fırsatçılık. Korkunç bir şey bence. Yapmayın daha iyi. Of Zehra abla boş ver ya. Biz başımızın çaresine bakarız. Bakamayız canım. Ne yapacağız? Yarın burayı boşaltmamız lazım. Sokakta mı kalacağız? Yani ilk önce beraber bir taşınırız oraya. Tabii geçici bir müddet. Taşınırız, ondan sonra her şeyi toparlayınca evli evine, köylü köyüne herkes kendi yolunu çizer. Haklısın, aynen öyle yapacağız. Başka çaremiz yok. İşte taşınır beraber güzel güzel yaşarız. Ne yapacağız? Zehra, ben beraber kalacağız sonra herkes kendi yollarına derken Kader'i ve kendimi kastettim. Sen nereden çıktın şimdi? Ne demek nereden çıktın ya? Herhalde bunca zaman aramızda bir bağ oluştu diye düşünüyorum. Ayrıca da çoluğum çocuğumla ne yapacağım ki yani sokaklarda? Ayrıca çok mutlu olacaksın benimle yaşayarak ya. Göreceksin. Beraber tatlı tatlı yaşayacağız işte. Lütfen ya. Yalvarıyorum size, lütfen tartışmayın. Tamam. İyi tamam. Geçelim sizin evlerden birine. 900 lira kirayı da verelim. Tamam. Geçici bir süreliğine ama. Olur, olur. Hadi bakalım. O zaman hayırlı olsun. Razı olsun. Serkan'ın babasıyla ilgili bir gelişme var mı? Henüz bir gelişme yok. Mobeselerden de bir sonuç çıkmadı ama bu adam buharlaşıp uçmadı ya. Mutlaka bir ipucu bulacağız. Belki de babalık zor gelmiştir. Beceremediğini anlayınca terk etmiştir çocuklara. Öyle olsaydı eşyalarını da alıp giderdi. Bence adamın başına başka bir şey geldi. Ondan şüpheleniyorum. Ali'ye katılıyorum. Yani yıllar sonra çocuklarını bulmuş, niye bırakıp gitsin değil mi? Yani. Anlatsana biraz böyle bir kaybolduğumda mesela ilk nereye bakıyorsunuz? Olabilecek tüm ihtimalleri değerlendiriyoruz. Gidebileceği yerlere bakıyoruz. Toprakçığım. Pardon, affedersin. Peki, ne oldu? Her yere baktınız ama bulamadınız. Aynı bu durumda olduğu gibi. O zaman ne oluyor? Konu hemen kapanıyor mu? Yani evet. Ama genelde buluyoruz. Kaybolan şahıs ölü ya da diri. Bir şekilde buluyoruz. Ölü derken? Yani öldürülüp gömülmüş gibi mi? Ay abla, çok korkunç bir şey bu. Eylül'cüm, evet. Konuyu kapatıyoruz. Affedersin ablacığım. Bir şey mi yapsak? Yavaştan kalksak mı? Nereye? Oo, Güney'lere gidecektik ya. Sinema gecesi davet etmişti. Olur, tamam. Aa, durun. Tatlı var da. Evin her tarafını aradık komutanım. Temiz. Kamera kayıtlarında da kapı rüzgardan açılmış gibi görünüyor. Bahsettiğiniz ayak izlerine glow ışıklara baktık. Ama hiçbir şey gözükmüyor. Siz kimseyi görmediğiniz emin misiniz? Evet, eminiz. Sadece sesler duyduk. Ama kapı sonuna kadar açılmıştı. Yerdekilerden insan ne hayvana yapılıyor. Gençler, bir şey ister misiniz? Patlamış mısır falan getireyim mi biraz daha? Yok Cemre ya, bak var burada yiyoruz. Pencerede kırık. Hiçbir şey yok. Ama içerisi yıkılıyor zannettim. Ali, sen meyve suyundan içmeyecek misin? Ha, tamam içiyorum. Şşş! Ya bir susun ya. En heyecanlı yeri duymuyorum hiçbir şey. Oha! Ne biçim öldürdü herifi? Psikopata bak. Mert'cim pardon da bunun nesi komik? Ayrıca yani niye psikopat olsun? O da senin benim gibi normal bir insandır yani. Hemen adam öldürdü diye niye psikopat diyorsun ki? Cinayet işleyen biri normal olabilir mi sence Meral? Ya olabilir sevgili. Hani birini istemeyerek öldüren normal insanlar da vardır bence. Ya herifi görmüyor musunuz ya? Bir de soğukkanlı bir şekilde gömüyor yani. Nasıl normal olabilir ki bu? Serkan gömmeyip ne yapacak ki yani? Yoksa yakalanır adamcağız. Yani mecbur gömüyor. Kurtulmak için başka çaresi yok ki. Öyle değil mi? Yani ayrıca mecbur kalmış olamaz mı? Hani kendince haklı sebepleri vardır belki. Bir adam öldürmenin hiçbir mantıklı açıklaması yoktur. Yani cinayet cinayettir. Bedeli de ağır bir suçtur. Of, içim şişti ya. Kapatıyorum ben bu filmi. Hayda. En heyecanlı yeriydi filmin Songül. Ya ne güzel filmdi ya. Ya hamileyim ben, farkında mısınız arkadaşlar? Böyle cinayetli filmler izlemek istemiyorum. Kötü oluyorum. Tamam millet, tamam. Karım rahatsız oluyor. Böyle kan damarlı filmleri izlemiyoruz. Komedi filmi izleyeceğiz. Bebişim için. Gülelim biraz. Bir yerde düşürdüm galiba Serkan. Hayır, aradım ama bulamadım. Tamam. Zehra niye peşimden geliyorsun benim? Zehra dön eve, Allah'ını seversen niye benim peşimden geliyorsun? Ya ne var ya, bir tek senin komşun mu? Benim de komşum, hukukumuz var. Hoşça kal diyeceğim. Allah Allah. Merhaba canım, ne haber? Hoş geldiniz. Son olayları duymuşsundur. Ya duydum, evet. Taşınıyormuşsunuz. Sorma. Ben de bir geleyim istedim, bir veda edeyim, bir helalleşelim. Çok özleyeceğim seni ya. Ben de. Gerçekten yani o kadar alışmıştım ki Nazancığım sana. Bir cappuccino'su da içemedik, kısmet olmadı. Artık şimdiye kısmet olsun, hadi bir tane ısmarla da içelim ya. Hem dostluğumuz pekişir. Dostluğumuz pekişir derken? İşte şaka yapıyor ya kendince. Hayırlısı. Allah'ım ya. Bir şey soracağım. Şey ne oldu? Sizin bu Yavuz çıktı mı ortalığa, bulundu mu herif? Yok. Bir haber yok hala. Ben şok. O kadar şaşkınım ki adam resmen sırra kadem bastı ya. Nerede bu adam? Mesela sen adamı alıp kıtır kıtır lime yapıp toprağa gömmüşsün. Ne biçim konuşuyorsun sen öyle? Manyak mısın kızım sen? Allah Allah! Ay söylediğin lafa bak Allah aşkına! Ne bağırdın be? Ne oldu? Oy, şaka yaptık kız. Ay, anlamadım, sen niye ciddiye alıyorsun? Suratı da bir garip oldu, baksana bembeyaz. Hadi sen eve git, hadi. Kapuçunuz. Kafe mi burası? Ha? Hadi yürü git eşyaları topla sen, hadi. Yeter böyle her seferinde kovuyorsun ya. Ne kapuçinosmuş arkadaş bu? Ne oldu içsek yani? Hadi hoşça kal, iyi hayatlar. Ya gördün mü terbiyesizi? Ne boşboğaz kadın bu? Öyle. Bu biraz boşboğaz. Ben sana bir şey soracağım da... lütfen bana tam bildiğin gibi anlat her şeyi. Olur mu? Geveleme ağzında da söyle bakayım. Nerede bu adam? Hani ben bir süre ortalarda görmeyince sen bir yolunu buldun, sepetledin diye düşündüm ama. Ne bileyim canım. Gitmiş işte. Ne güzel, kurtulduk. Öyle sen niye beni sorguluyor gibisin? Çünkü sen arabayı adamın üzerine sürme kaydıyla öldürmeye çalıştın da ondan soruyorum. Hani insanın aklına böyle türlü şeyler geliyor. Gelmesin Ejder. Öyle türlü şeyler senin aklına gelmesin. Ay iyice sinirlerimi tepeme çıkarma benim Allah aşkına ya. Tamam. Ay üşüdüm ben. Hadi ben içeri gidiyorum. Sen de git istersen. Ben bir 5 dakika daha böyle bahçeyle vedalaşayım, havuzla falan. Bir sakin. Sonra gidelim. Ama sen bak işlerine hadi. Ay Ejder, of! Serkan, onlar ne? Kayıp ilanı. Babamı bulmak için bastırdım. Yani çok iyi düşünmüşsün. Eğer istersen ben bu dağıtım konusunda sana zevkle yardım ederim kardeşim. Eyvallah kardeşim, iyi olur gerçekten. Yani hatta kızlar siz de gelseniz... Yani ne kadar kalabalık olursak o kadar iyi olur bence. Tabii. Tabii yardım ederiz Serkan. Serkan ben çok isterdim ama sınavlarım hala bitmedi de ders çalışmam lazım. Kadercim, en yakın arkadaşımızın babası kayıp. Sınavların daha mı önemli? Çok haklısın. Ben öyle dedim de gelirim ya. Sonra çalışırım ders. Bu ne? Bu kadın benim evim diye bahsettiği şey bu mu? Cık. Burası ev değil. Sözlük karşılığı ahır buranın. Bu ne ya? Saçmalama, bence şahane. Ne var? Allah Allah ya, sen alışmışsın tabii villalara, büyük evlere. Paşam benim. Ya merak etme ya, buna da alışırsın. O kadar da kötü değil aslında. Bizim eski eve benziyor. İyi. Siz yabancılık çekmeyeceksiniz güzel. Tabii ya, bence de ışık alıyor. Bir şey soracağım. Ya eve laf çakacağına sen eşyaları düşün. 2 parça eşyamız var. Şuraya bak, ne yapacağız biz burada? Ayrıca dışarıdaki eşyaları da taşıyacağımı düşünüyorsan yanılıyorsun. Hatta taşımam, onu söyleyeyim. Tamam ya, halledeceğiz. Halledeceğiz. Çok üzgünüm şu anda. Hadi inşallah, umarım. Attan eşeğe bindi. Şaşırdı tabii hasbam. Ne var evde ya? Şu halime bak. Sosyeteden düştüğüm durumlara bak. Apartman dairesinde yaşayacağız. Gerçi daha kötüsü de olabilirdi. Sokakta da kalabilirdim. En kötüsü oldu zaten. Zehra ile yaşıyorum. Daha ne kötüsü olabilir? Ne kötüsü olabilir? Ah, ah. Ejder, senin ne işin var burada? Ben de kendime tam aynı soruyu soruyorum Selinciğim. Ne işim var benim burada diye. Şimdi bizim parasal durumlarımız böyle biraz muallakta ya. Bir inişli çıkışlı dönemdeyiz, roller coaster. Onları böyle toparlayana kadar işte burada böyle bu apartmanda yaşayacağız. Yaşayacaksınız. Ta-da! Aa, Dünürcüğüm ne haber? Zehra ile beraber mi oturacaksınız? Yani bir süre. Şimdi toparlayıcı durumu, ben artık kendi evime çıkacağım ama o saate kadar. Bebeğim korkma. Yani beraber oturacağız ama öyle kader arkadaşlığı yapıyoruz. O single hala. Çok teşekkür ediyorum medeni durumumla ilgili bilgi verdiğin için. Neyse, hayırlı olsun diyelim. Artık burada olduğunuza göre bir kahvenizi içerim. İçeriz tabii. Yani içeriz, kahve içeriz. Fakat bir çökelim eve, bir yerleşelim. Sonra kahveyi öyle içelim. Olmaz mı Selinciğim? Tamam. Nasıl diyorsan öyle olsun. Görüşürüz o zaman. Kolay gelsin. Görüşürüz. Bay bay canım. Ejder, akşam evde yiyecek hiçbir şey yok. Ekmek al, peynir al, zeytin al. Niye ben alıyorum ya? Niye ben oluyorum? Erkeksin. Ya bütün bunları ben toparlıyorum, ben getiriyorum buraya. Niye ben gidiyorum? Sen gitsene. Erkeksin sen. Şu kapıyı aç. Aç kapıyı.